Şimdi bu kim diyorsunuz? Gelecek programlarda bunun kim olduğunu hepiniz göreceksiniz. Şu an kapalı. Görüntü net değil. Sadece gördüğünüz burası. Başka bir şey yok. Yüzünü görme ihtimaliniz yok. Ben görüyorum. Ben de buradan görüyorum. Sadece buradan görüyorum. Kim olduğunu ben biliyorum. Sizin bilme ihtimaliniz yok. Bir de şimdi enteresan olaylar vardır. Geçenlerde bayanın biri yolda bağırıyor. Tesadüfen de önüme düştü. Hakkımı arıyorum, hakkımı arıyorum. Dedim herhalde kadının hakkı yenmiş. Bir şey var, bir şey gelmiş başına. Kadıncağız neden yolun ortasında bağırsın? Hakkımı arıyorum, hakkımı arıyorum. Derken ablacığım sakin olun dedim. Ne oldu? Hakkımı arıyorum. Tamam da ablacığım ne oldu, ne yaptılar dedim. Yürü be! Benim oğlum kaybolmuş, onu arıyorum. Kadının oğlunun ismi Hakkı. Hakkımı arıyorum. Ya anlat da yardımcı olalım. Hakkımı arıyorum. Tabii Türkiye'de olan olaylardan bir tanesi bu da. Bir de şu vardır yani. İki tane sevgili düşünün. Kız ve erkek. Kız inat yapmış. Trip yapıyor. Telefonu koymuş odasında masanın kenarına. Şöyle bekliyor. Arasa, mesaj atsa. Daha bilmiyor ki. Erkek de aynı şekilde. Şöyle oturmuş. Telefonu koymuş. Arasa, mesaj atsa o da bekliyor. İki taraf da bekliyor. İçgüdüleriyle hareket ediyorlar. O arada erkeğin telefonunu sallıyor. Efendim. Tamam tamam baba, üç tane ekmek alacağım. Tamam ben alırım. Çocuk yıkılıyor. Telefon salınca kızdan beklediği için babası arayıp üç tane ekmek al deyince çocuk hüsranda. Kızın bundan haberi yok. O hala bekliyor. Bir de bu aşkların sonu var. Nasıl diyeceksiniz? Bir erkek sevdiği kişiyi sarhoşken aramıyorsa konu kapanmıştır. Çünkü erkeklerin %90'ı kafaları güzel olunca ya mesaj atar ya da telefon atar. Ha kafaları çok güzel olursa yanlış kişilere de mesaj atabilirler. Bunlara da rastladık. Bir de arkadaşlar şu çok önemli bir konudur. Haklı davanız dahi olsa cahil insanlarla kesinlikle tartışmayın. Hep kaybeden siz olursunuz. Neden diye soruyorsanız, siz tartışırken iki kişi, sizi dışarıdan izleyen diğer insanlar hanginizin cahil, hanginizin akıllı olduğunu anlamaz. Onun için cahil insanlarla asla ve asla tartışmayın. Bir de günümüzde bazı konuları Avrupa'ya, Batı'ya uydurduk artık. Yani Türk anane gelenek göreneklerinden çıktı. Ne diye merak ediyorsanız. Mesela eskiden duyardık. Faiz. Şimdi bu değişti. Batıya uydu. Kredi. Adı kredi. Modernleşmiş. Kredi çekiyorsun bankadan. Faiz kısmı hiç konuşulmuyor. Faiz ödeyeceksin. Ama ismi kredi. Diğer bir olay. Zina. Eskiden zina çok kötü bir olaydı. Şimdi zinaya ne diyor biliyor musunuz? Çok ilginçtir. Aşk yaşıyorlar. Aşk yaşıyorlar. Zina, aşk yaşıyorlar. İsmi değişti. Bir de şu var. Kumarı hepimiz biliriz. Kötü bir alışkanlıktır. Dinimizde de hoş görünmeyen bir şeydir. Ama kumarın da adı değişti. Şans oyunları. Her çeşit oyunu oynuyorsunuz. Kumar da demiyorlar. Benim çocuğum şans oyunlarında şansını denedi. Kumar işte. Kumarın modernleşmiş, batıya ayak uydurmuş halidir şans oyunları. Ama insanların unuttuğu bir şey var. Hiç ne adı değişiyor, ne de modernleşiyor. Cehennemin adı hala cehennem. Burası çok önemli. Her şeyin adı değişiyor ama cehennem asla değişmiyor. Haftaya görüşmek üzere. Yeni konu ve konuk
çocuklarımla. Hoşça kal.